Ey bir işe yaramaz adam, şeytan huyunda ayak direyip şeytanlaşınca senden şeytan da kaçmaktadır. Eteğine sarılan kimse de sen bu hale gelince senden kaçar. Sen artık şeytanlaştın, hiçbir işe yaramaz bir adam haline geldin. Veya makamdan düştün, mevkiden düştün, işe yaramaz hale geldin. Böyle şeytanlaşınca da herkes senden uzaklaşmaya başladı. Oysa Cenab-ı Hak Enam Suresi ayet 142'de buyurmuştu ki şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Allah'ın emirlerini yapıp şeytanın emretti şeylerden kaçınacağına şeytanın istediği gibi yaşadın. Kibirlendin, böbürlendin, ortalığı yaktın, yıktın, kırdın, döktün şeytanın vesvesesinin peşine düştün. Yani şeytan çünkü kötülüğü emrederdi. Şeytan sana kibri, heva ve hevesi, büyüklenmeyi, fahşiyatı, Allah'a Allah hakkında bilmeyeceğimiz şeyleri araştırmayı, söylemeyi sana vesvese etti. Sen de ne yaptın? Buna uydun. Buna uyunca Cenab-ı Hakk'ın emrinden muhalefet ettin. Çünkü Allah şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Şeytan apaçık sizin düşmanınız demesine rağmen sen şeytanın vesvesesine uydun, şeytanın izini takip ettin. Şeytanın izini takip edince de sen şeytandan daha fazla şeytan oldun. Az önceki Nas suresi buna delil. E öyle olunca sen şeytanlaştıkça etrafında hiç kimse kalmadı. Sen şeytanlaştıkça, şeytan olunca, daha doğrusu senin etrafında müminler kalmadı. Ancak şeytanlaşmış olanlarla sen arkadaşlık edebilirsin. Arkadaşlığın kim olur? Şeytanlaşmış olanlar olur. Şeytanlaşmış olanlar şeytanlaşmış olanlarla dost olur. Müminle şeytanlaşmış bir kimsenin dost olması mümkün değildir. Müminin dostu ve dostları müminlerdir. Zikredenlerin dostları zikredenlerdir. Öbürkü zikirden nefret eder girmek içine. Zikri, zikri kim sever zikredenler sever. Sufiler sever. Allah'ı sevenler sever. Zikre kim düşman olur? Kafirler düşman olur. Münafıklar düşman olur. Mürtetler düşman olur. Başka kimse düşman olmaz. O zaman şeytanlaşmış insanlar bir kavimdir. Sen de şeytanlaştığında o kavmin içine girersin. Allah'ı zikredenler bir kavimdir. Allah'ı zikredenler bir kavim oluştururlar. Onlar da onun içine girerler. O zaman sen şeytanlaşmışların içine girersen, şeytanın huyunda yürüdün. Hoşu şeytanın suyunda yürüdün. E şeytanlaştın. Bir de direttin kendini. Ben orada duracağım diye. Cenab-ı Hak da seni onlardan eyleyiverdi. Sen kendin istedin. Sen kendin o yolu gittin. Rabbim bizi onlardan eylemesin. Cenab-ı Hak sıratı mustakimde eylesin inşallah.